Gir. Merhaba efendim. Ben İstanbul'dan gelen yeni öğretmenim. Oh, sefa geldin kızım. Demek Aliye Hanım sensin. Buyur otur şöyle. Teşekkür ederim efendim. Oturmayayım. Sizden mektebim hakkında bilgi edinecektim. O kolay. Hele bir dinlen. Ta İstanbul'dan geliyorsun. Yarın okulunu da görürsün, talebelerinle de tanışırsın. Sağ olun efendim. Acaba mektepte kalmam uygun olur mu? Eşyalarımı oraya taşıyabilir miyim? Yatıp kalkacağın yer içinde bir yol düşündü kızım, merak etme. Bu kasabada yalnız yaşaman pek doğru değil sanırım. Sana Eşraf'tan Ömer Efendi'nin evinde bir de oda ayırdık. Bir karı bir kocadırlar. Son derece namuslu, Müslüman insanlardır. Efendim, ben mektebin yeni muallimesiyim. Marif Müdürü Bey dedi ki... Aa, biliyorum. Sen misin o? Gel içeri kızım, gel. Biz de seni bekliyorduk. Az önce çocuklar eşyanı getirdi, odana koyduk. Gülsüm, Gülsüm, neredesin? Bak, yeni hoca hanım geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Sağ ol evladım. Oo, maşallah, ne de güzelmişsin sen. Allah kem gözlerden saklasın. Gel sana odanı göstereyim yavrum. Bu odayı sana ayırdık yavrum. Evvelce kızımız Emine'nin odasıydı. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Bu gelinlik kızınızın mıydı? Evet, sözlüğü de Emine'miz. Düğünü olacaktı. Hastalandı, ne olduğunu anlayamadık. Haftasına çıkmadı. Sen yaştaydı, seni görünce bir an Emine'yi görüyorum sandım. Allah sana uzun ömür versin kızım. Anasız babasız büyüdüm ben. Annemi çok küçükken kaybettim. Veremden ölmüş. Babam askerdi. Kafkas cephesinde şehit düştü. Çocukluğum kız öğretmen okulunun tahta sıraları arasında geçti. Diplomamı alır almaz memleketimin herhangi bir köşesine gitmeyi... Oranın çocuklarını yetiştirmeyi, İstanbul'da kalmaya tercih ettim. Kısmet buraya gelmekmiş. Şu Allah'ın işine bak Ömer efendi. Bir kızımızı aldı, yerine başka bir kızımızı gönderdi. Sağ olun efendim. Ben de kendimi bir anaya babaya kavuşmuş gibi hissediyorum. İnşallah işin rast gider evladım. Bu mektep işi biraz çetindir bizim buralarda. Yavaş koş kör orası piç, yavaş! Gidiyor ya hoca hanım! Hal emrine bereket Sabri efendi! Al buyur! Merhaba, ben yeni muallime Aliye. Çok şükür geldiniz. Bu veleklerle tek başıma uğraşmaktan canım çıktı vallahi. Hadi içeri! Hadi! Çocuklar daima böyle itişe kakışa mı sınıfa girerler? Evet efendim. Niçin mani olmuyorsunuz? Burası İstanbul değil hanım. Kasaba eşrafının çocuklarına laf söyleme kimin haddine? İşte sınıfınız, Allah kolaylık versin. Kesin bakalım gürültüyü, herkes yerine otursun. Sınıfa girişinizi gördüm biraz evvel. Utandım. Koşup oynayacaksınız ama... Kavgasız gürültüsüz, kardeşçe. Memleketimiz işgal altında. Biz birbirimizi yersek vatanı kim kurtaracak? Sen, adın ne senin? Benim mi? Ayağa kalk da öyle konuş. Evet, adın ne senin? Kantarcı Hüseyin'in yeğeni Sabri. Ailenle gururlandığın kadar büyüğünle nasıl konuşulur onu öğren. Ve hemen at.
at o sigarayı elinden! Bir daha da sınıfta sigara içtiğini görmeyeyim! Artık hiç gürültü istemiyorum! Kuvayi milliyecilik ne demek? Cavur!